Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Lillahi Teala el-Fatiha. Allah kabul eylesin. Kutlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenaze namazını kıldık. Cenazenizi boğulmamız, karı kâhmetine davranıp hemen dış kapıdan çıktığımızda sol aşağı gittiğinizi Cemre'nin arkasından 10. adaya inşallah tefsir yapacağız. Rabbim kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun. Büyükelçimizin cenaze törenine katıldım. Ailesinin, Dışişleri Camiası'nın başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında vefat etti. Allah kalanlara sabır versin inşallah. Dünkü konuşmamdaki gibi hani çok ondan uzak kalmıştım yani büyürken ve çok yani gereksiz yere uzak kaldım. Çok
çok çok özleyeceğim birisi. Kendisini çok çok seviyordum. O da beni yani her fırsatta ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok gurur duyduğunu hep söylerdi. Vallahi yani mekanı cennet olsun, başka diyebileceğim bir şey yok yani çok. İlk işte babaannem bana yoğun bakımda olduğunu söyledi. Benim teyzem ve eniştem doktor. Onlar Fethiye'de işte tanıdıklarına ulaştılar hastanelerde. Oradan tanıdıkları söyledi vefat ettiğini. Teyzem bana söyledi. O an tabii ilk 1-2 saat titremekten dışında başka bir şey yapamadım. İnanamadım habere. Halen yani inanamıyorum ama öyle. Büyükelçi Murat Karagöz, Dışişleri Bakanlığı'nın yetiştirdiği en müstesna diplomatlardan biriydi. Aramızdan erken ayrılmasına inanamıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun gülüşünü, iyiliğini, insani değerlerini her zaman hatırlayacağız. Gelecek kuşaklara da örnek olacaktır. Çok özleyeceğiz. Işıklar içinde uyusun. İnanamadım. Benim çok çok yakınım olduğu için, kardeşim gibi olduğu için ilk bana haber verdiler. Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Aynı liseden mezunuz. Birlikte mesai yaptık. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, ben Dışişleri Başdanışmanı iken o da benim yardımcımdı. İnanmam çok zor. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Tekrar yani büyük bir diplomatı kaybettik. Çok üzgünüz. Yok. Stop!